bir hata var. Öyle öpüşün kafa atar gibi ikisi birbirine böyle bak. Kadın mezarın başında oturuyor. Yağmur başlıyor. Bunlar kızla birlikte gidiyorlar kulübeye. Yağmur yok, günlük güneşlik. Telefonun var, arasana. Ne kağıt yolluyorsun? Göğe salıncak kurman lazım diyor kız. Çocuk kuruyor. Şimdi kızlar bunları izliyor. Sonra sen kızı götürüyorsun çay içmeye. O kız demez mi? Bu ne lan? Bunlar çok Lannister'lara benziyor ya. Ona para, buna para, düğün. Adamları batırmak istiyorsun. Kendin battın. Bu kız çok üzevir bak. Dede var abi. Tek misyonu dizide ona buna tokat atmak. Bir de bağırmak. Kavga getirin. Game of Thrones'un Mardin şubesi ortak. Midyat'ta geçiyor. Real Mardin. Klişe bir konak dizisi. Öncelikle onu söyleyeyim. Şaşırdık mı? Şaşırmadık yani. Aynen. Ya biliyorsun bizim memlekette konak dizileri falan yapıldığında böyle masalsı bir anlatım oluyor. Böyle hani Disney'in böyle Alaaddin çizgi filmi gibi. Sarının hakim olduğu böyle bir masalsı anlatım. Ve ben bunu beğeniyorum. Evet beğeniyorum, yalan söylemeyeceğim. Bence çok güzel bir şey. Tabii ki iyi var, kötü var, aileler var, jipler var, silahlar var, ağır abiler var, analar var, ağalar var. Muhakkak bir müzevir var. Bu kız çok müzevir bak. Seni bana düşürür. Öyle yani. Tabii tabii. Seni bana. Bak burada falan olabilir ha. Ha bir de şeyi unutuyordum. Her şeyi bağıran bir dede var abi. Tek misyonu dizide ona buna tokat atmak. Bir de bağırmak. Kavga getirin. Sen ne işin var lan dışarıda? Baban üstüne laf olmaz. Adam korkunç bir ego. Fakat adamı da var ya bir oynatıyorlar ki böyle parmaklarında. Adamın haberi yok. Sen ne yaptığını soruyorsun. Sen de öylesin. Ben öyle miyim? Evet. Hiç de öyle değilim. Nereden çıktı? Şimdi bütün bu olguların üstüne birazcık da imkansız aşk koyuyorlar tabii ki de. Birbirini bitirmek isteyen iki aile tam bunların zıttına böyle hareket eden iki aşık. İşte her zahide böyle bir dizi. Tutuyor bu işler bizim memleketimizde. Çünkü çok fazla entrika var dediğimiz gibi. Küçük yaşta karşı aile tarafından annesi babası öldürülen bir çocuğun babaannesi tarafından doldurulmasıyla kin, nefret, intikam ateşiyle yanmasını anlatıyor. Büyüyor, bir plan kuruyor karşı aileye karşı ve bu planı işletiyorlar. Bir tarafta Şadoğulları var, bir tarafta Aslan Beyler var. Aslan Bey sana bir şey hatırlattı mı? Oğlum Lannister'lar. Niye Game of Thrones dedik? Böyle buralarında böyle aslan sembolü falan var. En baştaki Azize Hanım mesela kesinlikle bir Cersei yani. Dizide herkes oyunculuk olarak başarılı olabilir ama Serhat Tutunlar gerçekten ses tonuyla, bakışlarıyla bence diziyi götüren kişi o. Sanki o şekilde doğmuş gibi oynuyor. Çok beğendim. Hani böyle abartılı hiçbir hareketi yok. O kadar samimi ki sizi inandırıyor. Has olanımızı Akın Akın Öz oynuyor. Sinir var çocukta böyle. Bakışlarında devamlı böyle bir sinirli bir adam düşüyor mesela. Su getir. Böyle bir ergen çocukmuş gibi herkese bir tafrası var böyle. Devamlı böyle dudak yiyor böyle, gözlerinin altı şişmiş böyle. Ay ya sabır. Birisi bir şey istiyor mesela, abi su versene. Bana mı dedin? Böyle bir havası var abi adamın, yani değişik. Efendim bir de güzel bir kızımız var, Reyhan. Reyhan'ı da Ebru Şahin oynuyor. Hani böyle saf, çok saf ama fazla saf kalmış diziye. Yani bu kadar böyle saf olmasına gerek yok ana karakterin. Bir ata biniyor kız, bütün dizi başlıyor. Verse herkes böyle o ata binmesini bekliyormuş kızın ya. Bütün hikaye o kızın ata binişiyle ve Miran'la çarpışmasıyla başlıyor. Ondan sonra işte biliyorsunuz klasik entrikalar yani. O onu seviyor, bu buna aşık, bu bilmem ne falan filan böyle. Uyuma lan! Benim ateşimi yükseltme. Aa bir de Oya Un Ustası diye bir hanımefendi var. Oya Un Ustası gerçekten Serhat Tutumlar'dan sonraki en başarılı oyuncu bence. O ağlama sahneleri böyle boncuk boncuk Orçun bir görsen. Gözlerinden böyle yaş akıyor boncuk boncuk. O kadar güzel oynuyor. İçine giriyor oyun böyle ve inandırıyor sizi. Onu da izlediğinizde böyle onun olduğu sahnelerde diziye kendinizi kaptırıyorsunuz. Bir de annesi var. O da işte aman Ali Rıza Bey tadımız kaçmasın modunda böyle geziyor. Devamlı kızı böyle sakinleştiriyor falan. Bir de videonun sonunda bahsedeceğim size. Bir anahtar kişi var. Ben konuşmamın ana fikrini o anahtar kişiye yükleyeceğim. Elif Aslan Bey. Eda başlamıştı. Aman be kızın adını yanlış söylüyorum oğlum ya. Çok zor soyadı ya. Okuyamıyorum ki, okusam da söyleyeyim. Dur. Eda başlamıştı. Bunu koyarsın. Böyle çok arka planda gibi gözüküyor şimdilik. Fakat ilerleyen dönemde gerçekten senaryoda büyük bir rolü olacak. Eda başlamıştı'nın. Daha doğrusu Eda Aslan Bey. Ya doğru söyle kızın ismini be. Basket. Basket. Şimdi dizideki hatalara geleyim. Kendimce yakaladığım hatalara, kendimce eksik gördüğüm şeylere geleceğim. Gerçekten ters köşe yaptığı bir şey var dizinin. Siz gönüllü Miran'ın kardeşi sanıyorsunuz fakat ilk bölümün sonunda karısı olduğunu öğreniyorsunuz. Ama burada çok büyük bir hata var. Orçuncuğum, birinci bölümün sonunu verir misin? Gönül'ün Miran'a söylediği lafları bir bakabilir misin? Şunu sakın unutma Miran Aslan Bey.
senin karın benim. Orçuncuğum, ikinci bölümün başını verebilir miyiz? Geldim. Şunu hiç unutmam Eren Aslan Bey. Ben senin karınım, sen de benim kocamsın. Durduralım. Kız aynı şeyleri söylemiyor arkadaşlar. Ya böyle bir şeye nasıl dikkat etmiyorsunuz ya? Para harcıyorsunuz, emek veriyorsunuz, emek sarf ediyorsunuz. Böyle bir şeyin gözden kaçmaması gerekiyor bence. Neyse, Oya Hanım kurtarıyor onu. Oğlum Oya ile neyin farkı? Oğlum. Oya da Oya, Oya da Oya. Tövbe tövbe, oğlum salak salak konuşma. Kız güzel oynuyor diye diyorum. Ya bırak, bir fotoğraflara bakıp duruyorum. Oha! İftira atıyorsun. Ya İftira atıyor şu an. Her şey yapıyorlar fakat şu öpüşmeyi bizimkiler beceremiyorlar. Öyle öpüşüm kafa atar gibi ikisi birbirine böyle bak. Hayır bakarken falan çok hisliler ve dudakları mudakları falan. Böyle öpüşüyorlar bak. Sürekli gereksiz bir aksiyon müziği var. Normal bir konuşmada yani adam su istiyor, kahve istiyor. Dandırıdan 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 dandırıdan. Devamlı böyle müziği doğru yerde girin. Konuşmayacak mısın la Suha? Veriyor musun kızım? Mesela bir yağmur sahnesi var. Kadın mezarın başında oturuyor. Yağmur başlıyor. Bunlar kızla birlikte gidiyorlar kulübeye. Yağmur yok, günlük güneşlik. Yani sahneler birbirlerini tamamlamıyor. Ver müziği. Sen mi? Demek küresel ısınma. Mesela bir sahne daha var. Kız kulübeyi yakıyor. Buyur. Harıl harıl yanıyor kulübe. E peki ondan sonraki sahnede aşağıda odunlar var. Bu odunlar yanmadı mı? Ya bunları yapmayın ya. Gözünüzü seveyim yapmayın. Aa odun işte bildiğin odun. Kız atına çok bağlı şekilde diziye başlıyor. Sırdaşı, arkadaşı atıymış gibi gözüküyor. Fakat ondan sonra bir daha bu konuyu hiç işlememişler. Bu büyü hata almış. Mesela sabah kalkar kalkmaz herkes Reyhan'ı aramaya kalktı. Ya belki kız bir tuvalete gitti, belki bir bakkala gitti falan. Herkes Reyhan nerede? Reyhan'ın eksikliğini hissettik. Hele dede Reyhan mı yok falan diye uyandı yani. Olacak iş değil ya. Ablam yok ki. Nasıl yok? Reyhan nerede? Reyhan! Kıza telefonla mesaj atıyor. Bana güvenebilmen için ne yapmam lazım? Kız da buna böyle çok şairane bir cevap veriyor. Göğe salıncak kurman lazım. Sen hiç sevdiğin insana göğe salıncak kur dedin mi? Böyle bir istekte bulundun mu? Yok. Ben de bulunmadım. Adam da üşenmiyor, kuruyor. Ulan nasıl kurdun o salıncağı sen? Bir de uçurumun kenarına ya. Ulan insan bir korkar. Bindirmiş kızı bile ittiriyor böyle. Bana güveneceksin. Titanic hesabı hani. You jumped, I jumped, remember falan. Yani sen atlarsan ben de atlarım. Ki öyle de oluyor. Kız nehre atlıyor. Bu da atlıyor. Sonunda daha bekleyin. Şimdi kıza mesaj atmayı biliyor telefondan. Fakat bir müddet sonra kıza elden mesaj yolluyor. Kağıt yazmış. Hizmetliyi çağırmış çocuk. Hizmetli alıyor bunu. Kağıdı kıza götürüyor. Ulan telefonun var arasana. Ne kağıt yolluyorsun böyle bir? Ne gerek var bu hareketlere ya? Ne gerek var? Şimdi işin kötü tarafı ne biliyor musun Orçuncuğum? Göğe salıncak kurman lazım diyor kız. Çocuk kuruyor. Şimdi kızlar bunları izliyor. Sonra sen kızı götürüyorsun çay içmeye. O kız demez mi? Bu ne lan? He, sen kıçı kırık arabanla kız almaya gidiyorsunuz, şartları zorluyorsun, benzin parasını falan düşünerek. Araba varsa yani orada değil mi? Ha, minibüste falan böyle yağmur yağıyor. Dizide kızı beyaz atıyla götürüyor. Düşün beyaz atla böyle gidiyorlar. Şimdi bunu izleyen kız bunu beğenir mi ya? Miran bu aileyi çökertmek isteyen bir adam. Bu aileyle bu kadar alakalı. Kızı tanımıyor. Kızın o kadar güzel olduğunu algılamamış. Nasıl algılamamış onu da anlamadım. Yani bu kadar içli dışlısın sen. Kızı görüyor böyle yerde. Etkileniyor. Kızın bakışlarına etkileniyor. Abi bir göreceksin. Dudaklara zoom oluyor böyle. Gözlere zoom oluyor. Çocuğa zoom oluyor. Çocuk böyle bitiyor. Öte yandan çocuk intikam alırken kendini korkunç bir para girdabının içinde buluyor. Çünkü evlenmek kolay mı lan? Nişan ayrı yapılıyor kıza. Kına yok bindallısını alacağız. Kimisi çeyizin üstünde oturuyor. Çeyiz kalkmıyor. Yok kapı açılmıyor abi. Ona para, buna para, bilmem ne. Düğün, gelinlik. Ulan sen zaten adamları batırmak istiyorsun. Kendin battın. Çocuk bunları bitireceklerini, bunlar çocuğu bitirdiler daha baştan kızı alırken yani. Miran'cığım, ya bu nasıl plan? Kendine gel Miran Aslan Bey. Ajanmış gibi sızıyor Miran bunların içine. Kendinin böyle Aslan Bey olduğunu belli etmiyor. Çünkü babasını ve annesini öldüren kişinin Hazar Şadoğlu olduğuna inanıyor. Ve kendi Aslan Bey kimliğini gizliyor. Bunlardan öç almak için bunlarla ticari bir ortaklığa giriyor. Başka bir adam olarak. Yani sizin bir kere karşı tarafı bu kadar araştırmadan böyle bir ticaret ortaklığa girmeniz çok yanlış bir şey. Kimse yapmaz hayatta bunu. Hele hele sizin bir böyle kan davası gibi falan böyle bir husumetiniz varsa birisiyle tanımadan siz işte bütün mal varlığınızı falan verir misiniz ona? Bir de böyle enteresan bir sevme modelleri var yani anlam veremiyorum. Adam amcasının kızına aşık. Oha. Evet oha Lannister'lar da aynı bok yiyor. Bunlar çok Lannister'lara benziyor ya. Dizi 3. bölümün sonunda öyle bir hal aldı ki bütün taraflar birbirlerine karşı düşmanlığını ilan etti böyle. Meydanda karşılaştılar. Kimin ne yaptığı ortaya çıktı. Planlar ortaya çıktı. Çocuk kızı bıraktı. Bunca şey bittikten sonra çocuk kıza dönmeye karar verdi. Vicdanı el vermedi. E o zaman bu kadar uğraşa niye girdin be kardeşim sen? Bizim olsun diye işte ya. Ha.
Şimdi gelelim entrikaların arasında. O ona aşık, bu bunu seviyor, bu bunu kazık atmış. Herkes birbirine yalan söylüyor, laf taşıyanlar, bilmem neler. Bunların arasında çok çok geri planda kalan bir kız var. Elif Aslan Bey. Ben bu şekilde bitirmek istiyorum. Çünkü Elif Aslan Bey aslında yeni nesli sembolize ediyor benim için. Her şeyden uzak, her şeyi izliyor ve her şey ona saçma geliyor gibi geliyor bana. Milletin yaptığı hareketler anlamsız geliyor. Bir sahne var, etrafına bakıyor böyle, anlamaya çalışıyor. Ne yapıyor bunlar, bunlara ne gerek var gibi. Buradan da şöyle bir mesaj alıyoruz. Yeni nesil eski devri kapatacak. Yeni nesil için bu entrikalar hiç önemli değil. Onlar çok daha farklı frekanslılar. Tek bir kararla iki ailenin bir türlü alıp veremediği neyse üstünü kapatacak bir hamlede. Onlar gibi düşünmüyor. Farklı değer yargıları var. O yüzden de bence en önemli kişi dizide Elif. Ne olacak bakalım, izleyeceğiz, göreceğiz. Niye yaptın bu diziyi? Benim ateşimi yükseltme.